6 Eylül günü öğleden sonra çıkan bir Express gazetesi vardı. Express gazetesinin o günkü sayısında Atatürk'ün evi bombalandı haberi. Onun üzerine büyük infial ve önce üniversite talebeleri saat 2-3 sularında İstiklal Caddesi'nden ve bizim bu sokaktan Taksim istikametine doğru gittiler. Ama onlar kimseye sataşmadı. Yalnız yani infiallerini ayan beyan ortaya koyarak gittiler. Aradan birkaç saat daha geçti. Yani saat 4-5 sularında İstanbul'a yakışmayan bir tipler çıktı ortaya. Ellerinde sopalar ve amaçları belli. Zaten indikleri arabalardan inmişler, indirmişler daha doğrusu. İndirmişler ve ara sokaklara sokmuşlar. Tabelalara bakarak kim Türk kim değişik, onların dükkanlarını harab-ı türab etmişler ve o şekilde etrafı tarumar ettiler. O zaman dükkanda aşağı yukarı 15 kişiye yakın çalışanımız var. O arkadaşları dükkanın önüne dizdim. Ben de kapının ortasında durdum. Gelenler oraya cama bakıyorlar. Şeye, tabelaya bakıyorlar. Pas geçiyorlar. Hamle yapan da var. Çünkü onların amacı onu bunu ayırmak değil. Onların amacı o gün buraya gelip etrafı yağmalamak, zira sokağımızda eskiden kaldırım vardı, şimdi kaldırım gözüküyor ama kaldırım malum sokakla kaldırım arası bir 25 santim yükseklik farkı vardır. O akşam sokağımız kaldırımdan yaklaşık yarım metre yükseğe çıktı. Çünkü bu dükkanda da biz Türk'üz. Bu sokakta birkaç tane daha Türk var ama esas ağırlıklı Rum vatandaşların dükkanları. O dükkanlar da artık kim ne bulursa sokağa atıyor, kırıyor, döküyor. Dolayısıyla da yarım metre yükseğe çıktı. Bir araba taksinin tamponuna kumaş topları bağlanmış buradan geçti. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunlar eğri oturup doğru konuşuyoruz. Devlet eliyle yapılınca müdahale olur mu? İmkanı var mı? İmkanı var mı? Üç kişi sopalarla sokaklarda dolaşacak ve polis müdahale etmeyecek. Ben burada, bakın şu Migros'un dükkanı var ya, karanlık bölüm var. Bakın dönün bakın. Karanlık bölümü görüyor musunuz? Orası eskiden küçücük bir suççu dükkanıydı. Todor Jilidis. Ne yapardı? Tereyağı yapardı. Kaymak alıp satardı ve süt satardı.
Ama bunun dükkanı da şeyde Todoro Cicildis yazıyordu. O gün bu akın başladığında bir ara boşluk oldu. Ben buradaki bizim arkadaşlardan iki tane kardeşimi birbirinin omzuna çıkartarak onun oradaki Todoro Cicildis tabelasını kaldırttım. Ve bu bana tam 70 sene sonra kitapla geldi geriye. Kazara o dükkandan içeriye girseler arkadan yukarıya çıkma imkanları var. Ve üst katta oturuyordu Todoro Cicildis ve ailesi. Todoro Cicildis de felç geçirmişti. Kim bilir orada ne yaparlardı. Hani kötülükler hep siyasilerden geliyor. 56-7 Eylül'de Adnan Menderes var. 74'te de İsmet İnönü var. Bilemiyorum tabii. Bu bizim kafamız. Esasında bir gayrimüslim derken ben Rum, Ermeni, Levanten, Musevi hiçbirini ayırt etmeden. Siz bunlarla bir komşuluk yaptınız mı? Hiç. Yapmadıysanız bunlara siz kötü gözle bakıyorsunuz. Yapsanız onların ne kadar düzgün insanlar olduğunu görürsünüz. Hala telefonlaştığımız özellikle Yunanistan'da arkadaşlarımızın çocukları birkaç tane İtalya'da. Her ne kadar sistem bozuk olsa dahi İsrail'de. Yani onların dini günlerinde ben onları arıyorum, onlar da beni bizim bayramlarımızda, yılbaşılarımızda arıyorlar. Tabii var. Clio. İster istemez. Benim kızımın Saint-Pulchéri'den sınıf arkadaşıydı. Çok iyi arkadaşlardı. O beni aradığı zaman bana Firdun babam diye hitap eder. Bu benim için gurur vesilesidir.